Bir polinom sıfır polinomuysa her şeyi sıfırdır. Yani x karenin katsayısı olan kök a eksi 2 de sıfırdır. Bu yüzden kök a 2'dir. X'in katsayısı da sıfırdır. Buradan küp kök b eksi 4 bölü 2, 2 eşittir sıfırdan. Küp kök b de 2 olur. Buradan da b 8 olur. Ve c eksi 1 sabit sayısı da sıfırdır. C bu yüzden 1'dir. Toplamları da 9 olacak. Px eksi 2 x küp artı 2 olduğuna göre px kare artı 2x artı 1 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan nedir? Bizi ilgilendiren kısmı burası. Burayı sıfıra eşitleyeceğiz, merak etmeyeceğiz sonra. X gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız. Hangi polinomda? Bu polinomda. Yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. Sonra arkadaşlar eksi 2 çarpı 2 eksi 4 artı 1. Buradan da P1 geldi. Soru benden P1'i istiyormuş. Şimdi bak. Burayı P1 yapmak için x gördüğümüz yere ne yazacağız? 3. Haliyle P1 eşittir. 3'ün küpü artı 2'den 27 artı 2, 29 oldu. Cevap B oldu arkadaşlar. Polinomda neyi nereye yazacağınız çok önemli. Buna dikkat etmeye çalışıyorum, dikkat çekmeye çalışıyorum. Konu anlatımında da vurguluyorum zaten. Burada da söylüyorum sürekli. Px polinomunun katsayılar toplamı Px-1 polinomunun sabit teriminin kaç katıdır? Px polinomunun katsayılar toplamı x gördüğün yere 1 yaz, P1 soruyor. Px eksi 1'in sabit terimi ne demek? X gördüğün yere 0 yaz, P eksi 1 soruyor. Sabit terim dediği an x eşittir 0'dır. Katsayılar toplamı dediği an x eşittir 1'dir. Böylece P1'in P eksi 1'in kaç katı olduğunu soruyor. P1 yapmak için burada x gördüğün yere 4 yazacaksın. 4'ün 4. kuvveti artı 4 olacak. P eksi 1 yapmak için burada kaç vereceksin? 2. O da 2 üzeri 4 artı 4 olacak arkadaşlar. Burada şimdi 4 üzeri 4, 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 2 demektir. Bu da 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 2 demektir. 2 üzeri 2 parantezini alırsak 2 üzeri 6 artı 1 yapar. Bunu 2 üzeri 2 parantezini alırsak 2 üzeri 2 artı 1 olur. Böylece 2 üzeri 2, 2 üzeri 6 artı 1 bölü 2 üzeri 2, 2 üzeri 2 artı 1. Bunları götürdüm. 65 oldu. 5'e bölersek 13 geldi. D şıkkı. Px artı 1, x üzeri 5 artı 2 mx artı 3 olmak üzere Px eksi 1 polinomunun katsayılar toplamı 12 olduğuna göre. Px eksi 1'in katsayılar toplamı demek. X yerine 1 yazacaksın bak. Bazen katsayılar toplamını P1 anlıyor öğrenciler. Hayır. Katsayılar toplamı eşittir. X'e 1 ver. Böylece X'e 1 verince P0 arkadaşlar 12'ymiş. Yukarıya geleceksin sonra diyeceksin ki ben burayı P0 yapmalıyım. P0'ı nasıl olur? X'e eksi 1 vererek. Böylece X'e eksi 1 verince eksi 1, eksi 2M artı 3 eşittir 12. Buradan da eksi 2M eşittir 10. M arkadaşlar eksi 5, B şıkkı. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı formülünü hemen yazalım. P1 artı P eksi 1 bölü, pardon kaydı şey. P1 artı P eksi 1 bölü 2 idi. Dolayısıyla P1'i hemen bulalım. P1, 1 artı 2, 3'ün kübü. Sonra 1 artı 1, 2. Buradan da arada çarpı var. 27 çarpı 2'den 54. P eksi 1'i yazayım. P eksi 1 yine 1 artı 2'den 3'ün kübü. Eksi 1 artı 1'den 0 oldu. O zaman ikisinin toplamı 54 artı 0 bölü 2'den 27 geldi. D şıkkı. Bir polinomun arkadaşlar içindeki katsayıyı sabiti değiştirirseniz polinomun derecesi değişmez. Örnek hemen bir tane yazayım geçeyim. Px x kare olsun. Px artı 1 arkadaşlar x üzeri 10'a mı yükseliyor? Yok. X kare artı 2 x artı 1 oluyor ama derece yine aynı. O yüzden derecelerde ben buraları kale almam. Haliyle derece px artı qx demiş. Px'in derecesi 2. Virgül koyuyorum. Qx'in derecesi 3. Ne yapıyorduk? Büyük olanın derecesini alıyorduk. Bu yüzden cevap B şıkkı. Kısa kenarı x artı 3, uzun kenarı 3x artı 2 olan dikdörtgensel bahçe verilmiştir. Bahçenin alanı Px, çevresi Bx'miş. Px arkadaşlar x artı 3 çarpı 3x artı 2 olacak o zaman. Bx de çevresi olduğundan dolayı 4x artı 5'in 2 katı yani 8x artı 10. Şimdi bizden ne istemiş? Bu polinomların farkının x eksi 2 ile bölümünden kalan d
demiş. X gördüğümüz yere ne yazacağız? 2. Yazıyorum bak. X gördüğümüz yere 2 yazarsak 2 artı 3 5. 8 de buradan 40 oldu. Sonra buraya 2 yazıyorum. 16, 10 daha 26. Bunların farkını alacağız. 14 geldi. E şıkkı. İşte olay bu. Polinomu verilmiş. Buna göre P içinde PX artı 4 polinomunun PX artı 5 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi arkadaşlar, bir şeyin PX artı 5 ile bölümünden kalan, biz hep burayı X görüyorduk değil mi? Sorun değil. Biz ne yapıyoruz? Kalan bulurken hep 0'a eşitliyoruz değil mi? O zaman PX arkadaşlar eksi 5 olacak şekilde halledeceğiz. Yani PX gördüğümüz yere eksi 5 yazmamız lazım. Bundan dolayı PX gördüğüm yere eksi 5 yazıyorum. P eksi 5 artı 4'ten soru benden P eksi 1'i istiyormuş. Dön buraya. Burayı eksi 1 yapmak için X gördüğün yere ne yazacaksın? Eksi 1. Eksi 1 artı 4 artı 2 artı 3. 5, 4 daha 9, 1 çıkarırsam 8. Bakın korkmayın, yapmanız gerekeni yaparsanız, evet her soruyu yapacaksınız demiyorum, çok iyi yorum soruları da oluyor ama bu şekilde temel bilgi içeren sorularda yeni bir şey düşünmeye gerek yok. Yapmam gerekeni yaptım ve soru geldi gördüğünüz gibi. Px polinom olmak üzere Px eksi 2 verilmiş, bir de Bx eşittir x kare eksi 2x. Px eşittir 0 sağlayan, evet gerçekten normal ikinci derece denklemlerde falan da yapıyoruz ya, 0'a eşitliyoruz, kök buluyoruz. Buna göre sayılarından hangileri polinomlarının kökleridir? Toplamın köküymüş. Şimdi ne yaparız? Bunları topla. X kare eksi x eksi 2 olacak değil mi? Px artı bx. Bunun kökleri zaten belli. Birisi arkadaşlar 2, birisi de eksi 1. O zaman cevap ortaya çıktı. 1, 2 olacak. Evet, 1, 2 olacak, doğru. D şıkkı. Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aslında biz bunu fonksiyon sorularında da yapıyoruz. Bakın x yerine ne yazayım ki falan demeyeceğim. X kare artı x. Burada eksi 3x kare eksi 3x. Fark ettiniz mi? Şunların eksi 3 katı. O zaman buna uygun şöyle yapıyorum. Oradan ilham alarak böyle bir yapacaksın, tamam mı? Sonra eksi 3x kare eksi 3x eksi 21 geliyor. Ama burada ne var? 14. O zaman demek ki 35 eklemeliymişiz. Haliyle px kare artı x artı 7 neye eşit oldu? Eksi 3 parantezinde x kare artı x artı 7'ye ne ekledik? 35. İçeriye ne yazarsam yazayım? Eksi 3 katının 35 fazlasıymış. O zaman burayı böyle artık kaldır. Burayı da böyle gör. Eksi 3x artı 35 eşittir px de. Cevabımız E şıkkı. Burada arkadaşlar bakın. X gördüğünüz yere 5 yazarsanız burası 5 üzeri 7 oluyor. Burası da yine aynı şekilde 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 5 birden yine 5 üzeri 7 oluyor, gidiyor. Yine burada eksi 5 üzeri 5, sonra burası da yine 5 üzeri 5 oluyor. Bunlar da gidiyor. Yani öyle büyük bir sıkıntı olmadı soruda. P5 bu yüzden 5 artı 1'den 6. B şıkkı. Burada bir hamlemiz var, onu en sona saklayayım. Önce normal düz yapayım. 4 yapmak için x'e kaç vereceğim? 5. P4 eşittir 6 bölü P2. Sonra geleceğim P kaça? Orada 6'ya. Kaç koyacağız? 7. P6 eşittir 8 bölü P2. Şimdi bunları çarpıyorum. P4 çarpı P6'yı istemişti çünkü arkadaşlar. Buradan da kaç geldi? 48 bölü P kare 2. P2'yi bilmiyoruz. İşte en başta da arkadaşlar dedim ya, sona sakladım o yapacağım şeyi. X gördüğüm yere 3 yazarsam çok basit bir şekilde işte gördüğünüz gibi P2 P kare 2 eşittir 4 buluruz. Yazarız yerine 48 bölü 4'ten cevap 12 olur. D şıkkı olur. Px polinomunun derecesi Qx polinomunun derecesinden bir fazlaymış. Px'in derecesine P diyelim. Q'nun derecesine de o zaman P eksi 1 diyelim. Px kare demek arkadaşlar derecenin derecesi çarpılır. Sakın üstü almayın, 2p demektir. Yine qx küp demek de bunun derecesiyle 3'ü çarparız. 3p eksi 3. Çarpımda ne yaparız? Dereceleri toplarız. Böylece 5p eksi 3 eşittir 37. P arkadaşlar 40 bölü 5'ten 8 oldu. Zaten onu istiyor. C şıkkı. Burada birincisi, bir kere px polinomunun derecesi p ise, ki burada 3'müş. P2x artı 2'nin de derecesi arkadaşlar yine 3'tür. Katsayı dereceyi değiştirmez. Ancak baş katsayıyı değiştirir. Bak, Px polinomu
ax küp diye başlasın. O zaman p2x artı 2 nasıl başlar? A 2x'in kübü diye başlayacağı için 8ax küp ile başlar. Polinomun geri kalan kısmı önemli değil. Çünkü bölerken burada arkadaşlar 8ax küp nokta nokta nokta, öbürü de ax küp nokta 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 olacak. E biz bunu buna böldüğümüz zaman, çünkü ne yapıyoruz bölme işleminde? En büyük dereceliği en büyük dereceliğe bölüyoruz. 8ax küpü ax küpe bölersek 8 olur. Haliyle buradan kx arkadaşlar 8 geldi. K1'de, K2'de, K3'te 8 olacağı için toplamları 24 olur. C şıkkı. Bu da güzel bir yorum sorusu. Bence bir yıldız koyup kenarda dursun. Bunun farklı bir versiyonunu ben uygulama analiz testlerinde çözmüştüm arkadaşlar, polinomlarda. Onu da zaten görmüşsünüzdür muhakkak. Karma testlerde de çözmeye çalışıyorum. Bu benim çözdüğümden biraz daha güzel bir yorum. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Bu, dikkatli olalım. Bir polinom var 5. dereceden. Kaça bölünüyor? X kareye bölünüyor. Daha doğrusu x üzeri 4 artı 6x kare artı 9'a bölünüyor. 4. dereceden bir polinoma bölünüyor. Şimdi bölümle bölümü, bölümle böleni çarptığımız zaman neyi elde etmemiz lazım? Baş kat sayısı 4 olan 4x üzeri 5 diye bir ifade elde etmem lazım. Çünkü 5. dereceden demiş. Benim bunu bu yüzden neyle çarpmam gerekiyor? 4x ile. Burada yalnız şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi polinomun bir çarpanı bu, bir çarpanı da bu. Yalnız 4x mi bu bilemeyiz. O yüzden yanına şöyle bir şey iliştirin, tamam mı? Sonuç olarak arkadaşlar siz 5x üzeri 4x üzeri 5 elde edeceksiniz. Ama diğerlerinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Burada biz bir polinoma elde ederken 3. dereceden bir polinom olsun, daha kolayını söyleyeyim. Çarpanlarından biri x eksi 2, biri x eksi 3 olsun. Diğerine siz x mi yazıyorsunuz, konu anlatımlarında hatırlayın. Yoksa x artı k veya işte x eksi k falan mı yazıyorsunuz? Buradaki işaret önemli değil. Böyle yazıyorsunuz değil mi? Çünkü bunun kalanının, böleninin ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden böyle yazdım. Sonra bölümle kalan aynıymış. Buraya da bak, 4x artı k'yı iliştirdim. Haliyle arkadaşlar bu px polinomu. Hemen katsayılar toplamına bakalım. P1 eşittir 1, 6 daha 7, 9 daha 16, yine 4 artı k oldu. Burası da 4 artı k eşittir 102. 4 artı k'dan arkadaşlar kaç tane oldu? 17 tane oldu. Burada 16 tane var, burada bir tane var. 102'yi 17'ye bölersek 16 nereden çıktı ya? 6 yapar. Böylece k buradan 2 gelir. Px polinomunu artık bulduk. X üzeri 4 artı 6x kare artı 9, 4x artı 2 artı 4x artı 2'ymiş. Px artı 1 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan nedir? X artı 1 ile bölümünden kalanı bulmak için buraya 0 yazarız. X yerine eksi 1 yazmamız lazımmış. Demek ki benden p eksi 1 artı 1'den p0'ı istiyor soru. P0'ı bulmak için sıfırları yazdım. Burada bir tek 9 kaldı. Burada 2 kaldı. Burada da artı 2 kaldı. 18 artı 2'den. Cevap 20 oldu. İyi bir soru. Sert bir soru biraz. Soruyu zaten bitirdim. Burada görmek isteyenler için neden bunun böyle olabileceğini size göstereyim. Bakın şimdi. 4x üzeri 5 artı ax kare ax üzeri 4 artı bx küp artı cx artı d'yi gideceğim. X üzeri 4 artı 6x kare artı 9'a böleceğim. Şimdi başlangıçta 4x üzeri 5'i buraya bölersek ne yapar? 4x yapar. Yazdım, 4x üzeri 5 artı 24x üzeri küp. Sonra artı 4x çarpı 9'dan 36x geldi. Gördünüz mü? Taraf tarafa çıkardığımızda burada ne kaldı? Ax üzeri 4 kaldı. Ax üzeri 4'ü burada arkadaşlar x üzeri 4'e bölersek bak, bir a çarpanı geldi burada. Artık dağıttığımız zaman burada 6ax kare artı 9a olur. Taraf tarafa çıkardığımızda x küplü terim kalır. Derecesi x üzeri 4'ten küçük olduğu için artık burada kalan olacak işte. Haliyle arkadaşlar bu yüzden bakın, sadece 4x artı a, 4x yok, 4x artı a da olabilir. Bu şekilde buna dikkat etmek lazım. Bundan dolayı çarpanlar bilinmiyorsa size oraya muhakkak bir sabit ekleyin arkadaşlar.